Değerli dinleyiciler, Radyo Zlo'nun bu haftaki konuğu değerli sanatçı arkadaşım İlhan İrem. Sevgili adaşım İlhan'cığım, nasılsın? Hoş geldin programıma. Hoş bulduk İlhan, hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Kaç yıl oldu görüşmeyeli İlhan? Sanırım bir 30'dan fazla, çok uzun yıllar oldu. Bence daha fazla oldu, 40 oldu. Yaşlar ortaya çıkıyor. Yılları pek ortaya dökmeyelim istersen tamam. Ama. Yani uzun zaman herhalde oldu. Herhalde 40 olmuştur. Eğer 1973'te eğer benim... Evet. Çünkü çok net hatırlıyorum. Ve aşağı yukarı da Hey dergisinde ilk röportajlarımdan biriydi. Sizin de muhtemelen öyleydi değil mi? Evrim 5 diye bir grubunuz var. Evet, evet, evet. Şöyle bir geçmişe gidelim. 1972 veya 73 yıl olması gerekir. Hey dergisi vardı, doğru. Ya 72 ya 73 olması lazım. Çünkü ben ilk 45'liğimi yaptım. Siz de zannedersin ilk 45'liğimi yaptım. Evet. Böyle, o zaman 45'lik modusu vardı. Doğru. İlk modusu vardı değil mi? Evet. Ve benim birleşim bütün elleri yaptığımda Hey dergisinde mi Hulusi tanıştırdı bizi. Hulusi Tunca yanılmıyorsam. Hulusi Tunca çok doğru. Doğan Şener vardı o zamanlar. Evet. Hatırlıyor musun? Tabii. Doğan tabii. Şener vardı. Hulusi Tunca vardı. Evet. Ve Bakırköy müydü orası? Bir eve gittik. İsmail'in evimiz miydi orası? Orası çok güzel. Hüseyin. Tren raylarının orada bir fotoğraf çektirmiştik. Evet. Evrim 5'le ilerlenen Evrim 5'le birleşti diye. Evet, evet. Ve çok güzel bir röportaj böyle yapacağımız bir otantik sazlarla beraber benim çağdaş müziğimi birleştireceğiz falan diye böyle çok güzel bir söyleşi olmuştu. Gerçi yıllar sonra o yapıldı o. Ben müziğimde Alapurka sazları, otantik müziği, yöresel, evrensel, sempatisi. Evet. Hep yaptım ama o yıllarda onunla çabuk vazgeçtik ama. Çünkü yollarımızda yapacağımız farklı çizgiler vardı. Çok doğru, çok doğru. Benim batı sağlığına gitmem gerekiyordu. Evet. Herhalde o şekilde gitmişti yolum. Bir hafta mı, bir 10 gün mü, 20 gün sonra mı tekrar İnanem Evrim 5'ten ayrıldı diye bir röportaj daha yayınlandı. Ama bizim dostluğumuz hep baki kaldı. Kesinlikle. Ve o gruptan da pek çok iyi müzisyen çıktı değil mi İnan? Çok doğru. İsmail var ki şu anda Türkiye'nin en iyi bas gitaristlerinden birisi İsmail. Evet. Senin kardeşin İhsan var. Evet. Şu anda pek çok grupta çalıyor. Şu anda Candan Erçetin işine gidiyor. Gittim. Evet. Bağlandım. Ben de Amerika'dayım. Doğru. Pekala İlhan'cığım, şöyle geçmişe ne gidelim. Yani orada? Ben bilgisayarcıyım. Bilgisayar üzerine çalışıyorum. Onun dışında amatör bir radyo istasyonum var. 2 seneyi dolduruyorum. Tam da seninle yaptığımız bu program zamanı benim 2. yılım oluyor bu radyoda. Onu da kutlamış oluyoruz. Çok güzel. Türkiye'den konuklarım oluyor. Amerika'dan konuklarım oluyor. Bu amatörce yapılan bir şey. Daha sonra daha bir profesyonel dönüşecek. Bunun dışında müzik de yapıyorum hafta sonları. Çalıyorum tabii. Peki yani senden söz edelim. İlhan İrem'i tabii tanımayan yok Türkiye'de. Özellikle 70'li 80'li yıllarda yani bir korkunç bir fırtına olduğu İlhan İrem fırtınası, gerçekten şarkılar hit böyle listelerde. Müziğe nasıl başladın? Sen Bursa'daydın öyle hatırlıyorum. Ya İlhan, çok bilinen şeyleri zaten anlatmak istemiyorum. Aslında bizim o yılki sohbetlerimizde de onları çok konuşmuşuzdur. Ve tabii. Gerçekten de bilinen olayın bilinen yüzünü aşağı yukarı da 42 sene oldu ve herkes biliyor. Evet, evet. Ama bir başka boyut var ki bir İlhan İrem dediğimiz zaman çeşitli dönemlerde Türkiye'nin siyasal tarihi gibi 10 yılda bir yaşanan dönemlerde yaşanan milatlar ve devrimlerden oluşan, evet, ve hiçbir zaman kurduğu sarayların içine girip orada yaşamayan, evet, bir pek çok boyutlar kuran ve belli bir dönemden sonra o boyutları yıkarak yerine daha güzellerini kurmak için sürekli bir çaba halinde olan ve esas özü itibariyle de bir kuantum gibi düşün. Yani, hı hı, bir düşün vardı, bir çocuksu düşün vardı. Benim. Evet. Yani biz daha en popüler olduğum zamanlar, ki popülerlik çok görece bir kavram. Şu anda ben zannedersem çok daha yüksek boyutlarda bir çekim alanı içerisinde değil mi ama? Katılıyorum. Hani görece olarak vitrinlerde olduğum, en popüler olduğum zamanlarda bile benim bir düşün vardı. O düşünde gerçekten müziğin derinlemesini anlayacak kitlelerle buluşturabilmek gibi. Gerçekten 17 yaşındayken bile bir ekol peşindeydim. Hep bir tarz oluşturmak, evet, çabasıydı. Bu içime nereden girdi bilmiyorum. O yaştaki bir çocukta olmaması gereken doğa dışı bir şey bu. Yani içime bir yerden giren bir dürtü, evet, bu. Ben bunun peşinde gittim ve o düş gerçekleşti. Ama en bir güzel şekilde, tarafı yani o düşten, evet, üretken olman çok önemli. Yani çok üreticiydin müzikte. Hem sözler, evet, hem müzikler. Evet, zaten o bir dürtü, bir yaratım gücü. Sürekli, evet, durmaksızın şimdi de sabahlara kadar yazmaya devam ediyorum. Yani çok güzel. Hiçbir şekilde o yazdıklarımın binde biri çıkıyor. Onlar ama o yazdıklarım sanki sürekli kainata atılıyormuş gibi. Yani o
yayınlanmasa bile onun enerjisi, kimyası benim hayatıma, insanlarımın hayatına, beni dinleyen insanların hayatına bir şekilde yayınlanmasa bile geçiyormuş gibi ben yaratmaya devam ediyorum. Ve gerçekten giderek istediğim şeyler oluşmaya başladı. Özellikle 92'den itibaren Türkiye'de popüler müzik büyük bir siyasal hayatla beraber erozyona uğrayınca ve ben bunu görünce, sanki duru görü gibi önceden görünce geri plana çekildim. Fizik olarak geriye çekilmeye karar verdim. Geriye çekildiğimde popülerlik, yıldız olmak ve sanatçı olmak ikileminde, paradoksunda kaldım. Yani ya yıldız olacaktım ki o yıllara kadar yıldız olarak geldim. Çok çok büyük bir yıldız olarak geldi. Şey anlamda, etkinlik anlamında, hareket anlamında. Ama o noktadan sonra Türkiye giderek bambaşka bir boyuta geçti. Biliyorsun bir arabesk liberalizm başladı Türkiye'de. Bir çölleşme, insani unsurlarda teknoloji geldi. Ama Arap ülkelerinde de teknoloji var. İnsan yok oldu. Yani telefonlar, barajlar oluştu, yollar, otoyollar oluştu. Belki Türkiye şimdi bir uzaktan bakınca ileri bir ülke gibi gözüküyor ama aslında insani olarak Türkiye çöktü. Bu çöküş içerisinde geri plana çekildik ve yıldızlığı terk edip sanatçı olmaya, müziğin felsefesiyle, düşünceyle bir şeyler anlatmaya, belki şarkılarda slogan olarak, direkt olarak bazı sanatçı arkadaşları Cem gibi, Barış gibi direkt olarak değil ama satır aralarına koyarak direnişimi, isyanımı umutla birlikte sürdürmeye ve bu arada resimler yapmaya, standansıma uygun yerlerde yazılar yazmaya, çizimlerimi yazmaya. Yani olayın sanat boyutuna geçtim. Anlıyorum. Ve sadece müzik değil. Ve olarak geri plana çekildikçe bu yeni profile uygun dinleyiciler, gerçekten benim gibi hayattan bunalmış, direnmeye çalışan, dünyanın ve ülkenin bu halinde bunalmış olarak aşklarını, sevgilerini, vicdanlarını, merhametlerini muhafaza etmeye çalışan insanlarla buluştum. Evet. Ve o insanlarla inanılmaz bir birliktelik oluştu. Yani şu andaki inanın bulunduğu konum, ya yani özellikle bir konumdan bahsediyorsak, ortada olmadığı halde büyük bir potansiyele sahip olmasından ve bunun nasıl olduğunu eğer araştırıyorsak, bu tamamen sessiz güçlerin buluşması olarak özetleyebilirim bunu. Yani ben şimdi burada gözlemlediğim şey şu. Kapsamlı yaptım ama galiba doluyum bu konuda sana araya girmeden sen olduğu gibi konuyu aktardım. Çok çok güzel, her şeyi çok güzel anlattın, yani çok açık ve gerçekten çok güzeli bir şekilde. Şimdi senin bir sloganın var, ışık ve sevgiyle, yani bunu her fırsatta kullanıyorsun. Yani bunu açar mısın biraz, bunu nedir anlamı? Bütün sanatına yansıyor senin yani, bu. Yani tamamen bir motto bu. Pazartesi günü bir kitabım yayınlanıyor. Aydınlık Edat TV ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınlanan yazarımdan oluşan bir kitabım yayınlanıyor. Kitabın adı Güneş Ülkesi'nin Karanlık İnsanları. Evet. Yani Türkiye bir güneş ülkesi biliyorsun. Ama hem gerçek anlamda iklim olarak bir güneş ülkesi, hem de çağdaşlığın getirdiği, 1923 Cumhuriyeti'nin getirdiği çağdaş değerler içerisindeki görselliği ve görüntüsü bir güneş ülkesi. Ve bir gerçekten bütün bu Orta Doğu ikliminde, bütün bu Arap ikliminde ve bütün bu Afrika ikliminde tek aydınlık ülkeydi Türkiye. Doğru. Ve bir sanki uzaydan gelen istilacılar gibi ve bir bilim kurgu filmindekiler gibi Türkiye'nin değerleri, bütün güzellikleri sömürülüyor ve çökertiliyor ve üzerine sanki başka bir çöl iklimi inşa edilmeye çalışılıyor. Bu yaklaşık 1950'lerden beri süre gelen, çok planlı bir şekilde sürdürülen bir cehalet harekatının sonunda artık saklamadan çok net bir şekilde ortaya çıktı her şey. Bu gezi bütün olayları bunun patlaması mıdır yani? Ne dersin gezi olayları? Bütün değerleri, bütün cehalet patlaması. Yani özetle söylemek gerekirse, cahil tarafı, ülkenin karanlık ve cahil tarafı, aydınlık ve çağdaş tarafı üzerine değdirdi. Evet. Ve bütün güzelliklerin üzerinde bütün o oklar ezildi. Yani ama umutlar yaşıyor tabii ki. Umutlarımızı sürdürüyor. İşte o bütün bu sevgiyi muhafaza eden tarafın özeti. Yani karşı taraf, ışık ve sevgiyle bir karşı taraf. Evet. Yani bir umut, bir karşı sahil ve orası var. Yani koridor diye bir halim var, biliyorsun. Evet. Koridorun diğer tarafındaki ışık o. Yani asla yitilmeyen bir umut ve güç değil, gerçek gerçekten. Çünkü bu pek çok zamanda, tarihin pek çok döneminde, dünyanın pek çok zamanlarında dar dönemlerden, sıkıntılardan geçilmiş ama her zaman bir şekilde çıkış olmuş. Yine umut diyorum, başka bir şey demiyorum. Yani
bütün bu aşk şarkısı gibi görünen, dişsel görünen, bütün sanki başka dünyalardan yazılmış gibi görünen şarkıların aslında özeti, ayakları tamamen yere basan, hep bir dünyevi olayları anlatan aslında. Ve aslında her zaman da sevgiyi umutla arayan, ışıkla sevgiyi de arayan. Yani bu, özet bu. Senin şimdi özel bir tarafın da şu, senin dinleyici kitlen veya seni takip eden hayranların şu anda ikinci, üçüncü nesilden bile takipçilerin var. 70'li yıllarda seni dinleyen insanların artık bugün hepsinin çocukları var. O çocuklar bile hepsi belli bir yaşlara geldi. Onlar da takip ediyor ve seni onlar da dinliyor, biliyor. Çok enteresan bir şey. Demin sözünü ettiğim sebepten bu. Yani olayı felsef olarak aldıkları için bunu bir mikçe olarak alıyorlar. Yani bunu duyurmaya, tanıdıklarına, arkadaşlarına, çocuklarına ve torunlarına aktarmayı bir misyon gibi görüyor. Burada artık ilerleyen değil oldu. Anladım. Onu artık bir, onu güzelliğin direnişi. Ben artık burada bir obje değilim. Anlıyorum. Ben belki bir kıvılcımı yaktım. Belki bir şey oldu. Artık onlar bunu sahiplendiler. Yani ben olmasam da, bu gezegeni bir gün terk etsem de, şarkıların ruhunda veyahut da bu düşüncenin ruhunda, yani bir şey ortaya, bir felsefe kalacak, bir şey olacak, bir izim olacak anlamında söylemiyorum bunu. Ama bu bir direniş ruhu. Hı. Bunu aktarıyorlar. Bu konserlerde bu profili çok iyi görüyorum. Yani dede, oğul, dede, anne, torun. Üç nesil bir arada. Beraber üç kuşak, dört kuşak beraber izliyorlar konseri. Ve hepsi aynı coşkuyla şarkıları söylüyorlar ve ezbere biliyorlar. Bu ne güzel. Bu çok güzel bir şeydi. Bunu kimse yani başaramadı bu, Türkiye'de yani. Milyonda bir yakalanabilecek bir şey ve gerçekten bu çok mutluluk verici bir şey. Gerçekten yani. Çok doğru. 1973'ten geliyor. Hı-hı. 2011'ler, 2012'ler albümler, tekrar plaklar, çalışmalar. Yani bu kadar bir 40 evet. senelik sürede üretken olmak gerçekten. Hı-hı. İnsanlar devlet memuru oluyor, 25 senede emekli oluyor. Ama müzik, sanat başka bir şey. 40 sene, 50 sene emekli olmak ama sanatın yok. Ama sanatın, tabii sen bunu çok iyi biliyorsun ki. Ben de çok iyi biliyorum. Sanatta emeklilik diye bir şey yoktur. Sanatta hatta... Evet. Öldükten sonra da sanat devam ediyor. Bu sefer de bıraktıkların devam ediyor. O yüzden sanatta emeklilik asla yok. Katılıyorum. Biliyorsun sen de bunu. Ya, değerli dinleyiciler, sevgili İlhan İrem'le söyleşimiz devam ediyor. Senin kitapların da var. Senin hakkında yazılmış kitaplar da var. Şimdi notlarıma evet. bakıyorum. Işığın Aşkıyla evet. İlhan evet. İrem ve evet. Müziğin evet. Mistik İlahi diye bir kitap. Yani seni anlatan kitaplar var, kendi yaşamını. 2008 yılında, 35. yılda 3 tane kitap yazıldı. Evet. Benim hatırladığım kadarıyla 3 tane kitap yazıldı. Benim de 7 tane kitabım var. 7.si bu pazartesi çıkıyor. Yeni çıkacak kitabın ismini söyleyebilir miyiz dinleyicilerimize? Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları. Tamam. Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları. Evet, pazartesi günü yayında olacak. Çok güzel. Sesini duyduğuma çok sevindim İlhan'cığım, evet, gerçekten. Ben de çok sevindim. Çok uzun yıllardır haberleşememiştik. Gerçekten eski bir dostun sesini duymuş gibi oldum. Benim cephemde olaylar bunlar. Aslında hiçbir şekilde ben 90'lardan itibaren, 90'dan 2006'ya kadar hiçbir konser vermedim. Fizik olarak sahnelerden de çekildim. Ben evet. biliyorsundur. Evet. Her 2 yılda bir, 3 yılda bir bazen best of, bazen yeni şarkılarından oluşan albümlerimi çıkarttım. Hı hı. Orada bir problem yok. Onu sürekli albümlerimi yayınladım. Fakat 2006'ya kadar hiç konser vermedim. Şimdi 2006'dan bu yana yılda bir ya da iki konser yapıyorum. Evet. Onun dışında hiçbir şekilde televizyonlara, radyoya, hı hı, röportaj vermiyorum. Basından da uygun olan yerlere çok nadiren röportaj veriyorum. Çok yani teşekkürler. Bu benimle şu anda bir yaptığınız konuşma çok uzun yıllardan evet. beri ilk defa dostluğumuz ve sana olan sevgim adına yapılmış bir söyleşi. Bunu da aradığım sarafiyle söyleyeyim. Uzun yıllardan beri evet. radyo röportajı vermedim. Bu da bilgi olarak geçti sana. Çok çok teşekkür ediyorum yani. Kendimi bu arada özel hissediyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim. Sesin buradaki Kaliforniya'daki Türkler, Amerika'daki Türkler hepsi dinleyecekler. Senin şarkılarını zaten biliyorlar. Bu röportajı da dinleyecekler. Son olarak vermek istediğin mesaj var mı Amerika'daki ve dünyadaki tüm dinleyici arkadaşlarımıza, dostlarımıza? Oradaki arkadaşlarımıza çok çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Böyle zaten söyleyeceğim şeyleri hepsini söyledim. Evet. Az önce anlattıklarımda neleri arzu ettim, neleri umut ettim. Hayat çok güzel. Asla başla bu orada da olan, burada da olan, dünyanın her tarafında artık bir virüs gibi ortaya çıkan, hı-hı, merhametsizler grubuna, topluluğuna kendilerini asla teslim etmesinler. Çünkü sonuçta mutlaka iyilik ve sevgi kazanacak. Bu bir kavga çünkü. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle aşk kazanacak. Onun için ben son sözlerimi ışık ve sevgiyle diyerek noktalıyorum.
ve sana da tüm dinleyicilerine buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok çok teşekkür ederim zamanını ayırdığı için sevgili İlhan İrem. Sana da başarılar yeni çalışmalar, yeni projelerde. Görüşmek üzere tekrar. Hoşça kal. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol.